Etsiz çiğ köfte. 3 su bardağı esmer çiğ köftelik bulgur. 1 kuru soğan. 3 diş sarımsak. 3 yemek kaşığı süzme yoğurt. 2 yemek kaşığı domates salçası. 3 yemek kaşığı acı biber salçası. 1 tatlı kaşığı isot. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı çemen unu. 1 su bardağı ceviz. Nar ekşisi. Sıvı yağ. Tuz. Süslemek için marul, maydanoz ve limon. Malzemelerimiz önümüzde. Hadi başlayalım. Evet, bulgurumuzu ıslatmıştık. Islattık onu önceden, onu ıslatmamız gerekiyor. 3 su bardağı bulgurumuzu. 3 su bardağı ama tabii bildiğiniz gibi bu sudan sonra iyicene evet, böyle şey kabardı. Oluyor. Şuradan bir kaşık alayım size daha rahat. Şunu vereyim isterseniz daha rahat karıştırırsınız. Şöyle tutalım. Evet, evet biraz böyle. Bir yoğurma aşaması olacak. Bakalım kim yoğuracak şey köfteyi göreceğiz. Artık acaba hangi yoğuru vereyim. Evet. Bunu hemen aldım. Şimdi ben bunları biraz açayım. Birbirine yapışmıyor. Tabii o biraz yapışıyor birbirine böyle bekledikten sonra. Evet. Açtıktan sonra bu kadar yeterli. Elimizle yoğuracağız nasıl olsa. Tamam. Şimdi malzemelerimize önce devam edelim. Önce sıvı malzemelerini katalım evet. Kıvamlanması tamam. için. Sıvı yağımız orada. Sıvı yağımız. Aha. Yine hem domates hem biber salçasını karıştıracağız. Evet. Çünkü esas zaten lezzet o karışımdan da geliyor birazcık. Kesinlikle. Şimdi nar ekşisini katıyoruz. O biraz göz kararı. Gene bol seviyorsak bolca. Göz kararı evet. Çok da bulgurumuzu yani görüntünün güzeline kullandırmayacak kadar. Çikolata kek gibi duruyor. Ya da benim canım şu an tatlı çek bilmiyorum. Evet. Onu aldım şöyle. 3 kaşık süzme yoğurt. Bu nasıl yoğurt şimdi? Süzme normal yoğurt. Bildiğimiz o hafif sulu yoğurttan değil, daha koyu kıvamlı tabii. Süzme yoğurt kullanacağız. Ev yoğurdu da kullanabiliriz susuz öyle yerinden. Tamam. Tabii. Biz şimdi burada mutfağımızda süzme yoğurdumuz var, onu kullanıyoruz. Oh, tamam. 3 kaşık. Evet, ben şimdi bunları birazcık birbirine yedireyim. Güzelce malzemelerimizi karıştıracağız değil mi? Evet. Benim annemler, dayımlar eskiden böyle evde çiğ köfte yaparken çiğ köfte yaptıktan sonra oldum diye tavana atılırdı. Yapışıyor eğer yapışırsa oldu demektir. Evet. Sonra bir bakarsınız tavan çiğ köfte dolu. Onlar kurunca oradan düşmeye başlar. Ama çok eskiden böyle tabii 20-25 sene öncesinden hatıralar. Bak şimdi gözüm canlandı. Güzel bir şeydir ama evde böyle sini tepsiler kurulur, yerde oturulur. Tabii doğuda sıra gecelerinde değil mutlaka mi? Yapılan. Ben Ankaralıyım ama biz Ankara'da evimizde de annem çok sever çiğ köfte. Yapardık. Bayağı yeni zaten o şimdi salçayı. Rengi de direkt turuncu oldu değil mi döndü? Evet rengini veren salçamız hemen. Evet. Güzel. Tabii ki birazdan sonra rendeleyeceğiz ama bu işi ben yapmayacağım. Bunu Nursen Hanım'a yaptıracağım. Bir şey soracağım biz bu cevizleri çekeceğiz değil mi? Bu cevizleri çekeceğiz. Ben onu çekeyim bu sırada. Bir su bardağı incecik olacak yalnız. Kıymanın İncecik yerine mi? Burada ceviz evet alıyor. İncecik ceviz çekmek benim işim. Diyormuşum cevizler şimdi kocaman çıkıyormuş. Aslında bunu tabii biraz hani elektrikli o robotlarda çekmemiz. O evet şeyde de olabilir. Rondolarda da olabilir. Şimdi burada elimizde de çekebiliriz. İncecik olacak diyorsun. Hadi bakalım incecik cevizlere doğru gidiyoruz şu an. Demeyin ki bugün spora gidemedim, spor yapamadım, kol kası çalışamadım. Alın sizi ceviz çekin bu robotlarla. Bayağı yorucu çünkü değil mi? Evet. Nurşen Hanım da şu an kol çalışıyor. Evet, bir de derler ki kadınlar spor yapmıyorlar. Bayağı şu an spor yapıyoruz aslında. Öğretmenim bunlar oldu mu? Biraz daha iri. Aa, bayağı şu an beğenmedi çektiğim cevizi. Ama Nursen Hanım aferin zor yani bunda da. Soğan ben delirttirmiyorum size bakın. Allah razı olsun çok evet, teşekkür ediyorum. Soğan bende. Beni düşündünüz. Evet. Evet. Ne oldu acaba? Benden bu kadar ben bu işi bırakıyorum çünkü bu ceviz beni bitirdi. Bu arada ben bir dolmamıza bakayım mı? Evet onu unuttuk. Unutmadık. Unutmadık tamam. Ona bakalım suyunu çektiyse olmuştur artık. Evet ben onu kapatıyorum. Şöyle bakalım. Tamam, evet. Artık çünkü o dibi yanmaya başlayacak. Evet. Birazcık demlensin. Biz bunu karıştırırken
Sonra onu da sunumla yaparız. Bunu çiğ köfte tepsileri varsa evde hanımların daha rahat. Daha rahat değil mi? Yoğrulur. Evet, biz şimdi burada bu kabımızı yoğuruyoruz. Böyle eze eze inceltiyoruz bulgurumuzu. Şimdi güzelce yoğurduk. İçine böyle harmanladık. Evet, bayağı kıvamını aldı. Şimdi içine soğanımızı rendeleyeceğiz. Peki isterseniz şöyle tutalım. Ben bir soğan önce soyuyorum. Ellerimi bir akıtayım, geliyorum. Şimdi birazdan soğan yıkayacak tekrar. Çünkü öyle seviyor. Duyuyorum Pelin Hanım. Vallahi duydum. Sesi söyledim ama duydum. Soğan yıkayanlardanım ben. Soğan yıkamadan kullanmam. Soğan seviyor. Bayağı ban yaptırıyor soğanı. Şöyle açayım. Her şeyin yerini öğrendim. Bu arkasını almayayım, daha rahat rendelerim. Tamam. Tutar. Oradan tutarım. Sarımsaklarımızı ekleyelim. Safranbolu'da büyük havanlarımız vardır, bakır. Büyük derken bayağı büyük havanlar mı? Demir, evet. Ha. Demirden havanlarımız vardır. Onları da ezeriz. Cevizin yağını salması lezzetini sağlar. Hmm. O havanlarda, evet. Baklavalar için falan hep o havanları kullanırız biz. Bugün de baklava yapalım var cevizli. Evet. Gerçi ben fıstıklı seviyorum. Safranbolu'nda baklavası çok meşhurdur. Vallahi? Evet. Peki ben baklavayı size nasıl yediğimi söyleyeyim ve benden nefret edeceksiniz. Baklava illaki benim için fıstıklı olmalı. Ama fıstıklı olacak ama fıstığını ayırıyorum. Ortasını bırakıyorum, üstünü yiyorum, yufkasını, işte o şeyin baklavasını, altını yiyorum, ortasını ayırıyorum. Yani sonra bana diyorlar ki sen baklava mı yiyorsun? Ama en önemli yani yerini ayırıyorsunuz. Ama bir dakika, fıstıklı olması şart çünkü aroması geçecek. Öyle seviyorum. Sizin aroması ama yeterli. Hamur işi sevdiğim için o fıstık kısmını sevmiyorum mesela. Evet, çok şeyim, kötüyüm baklava konusunda. Evet, sarımsaklarımız küçükmüş, biraz tamam. Oyaladık. Aa, şimdi siz onları evet birazcık bana ezersiniz. Şurada ezeyim. Şuradan bir şey, çay kaşığı alayım da bunları koyarken. Koyuyor muyuz? Evet, onu da ekleyelim. Şöyle şimdi yapalım. Havandan almak zor oluyor çünkü. Şimdi artık ben de baharatlarını eklemeye başlayayım. Tamam. Bunun da şimdi bitti. Kaşık. Şimdi neler koyuyoruz? Çemen unu. Çemen unu nasıl bir şey? Çemen unu kahvaltılık çemen yapımında, evet, kullanılırken içine katıyoruz aromasını, hı-hı, veren. Pastırma da, hı-hı, kullanılıyor dışının aromasında, çemeninde. Peki bunu rahat bulabilir miyiz marketlerden yoksa aktarlardan, gelen aktarlardan lazım? Marketlerde çok, evet, bulamayız. Aktarlardan bulabiliriz. Ben öyle bulabiliriz. Çok böyle rastladığım bir şey değil çünkü çemenin. Evet. Kokusunu bakayım. Keskin bir kokusu var. Burma kaçmasaydı çok iyi olacaktı ama keskin artık çok geç. Keskin kokusu var, evet. Evet, yani o pastırmadaki çemen, hı-hı, kokusu aslında direkt burada var. Evet. Çemen unumuzu koyduk. Bu kadar yeterli oldu. Tamam. Isotumuzu katalım. Isot işte esas acılığı veren bu. Acılı sever misiniz? Acısını nasıl yapayım? Severim, acılı yapın. Tamam, acılı yapalım. Bolca katalım isotumuzdan. Bolca derken yani indirilir kıvamda olsun. Ben bayağı acılı severim. Belli, fark ettim onu. Evet. O bir de üstünde pul biber. Pul biberimiz de var. Evet, çiğ köfte yani acı olur artık yani. Evet, acı olur. Çiğ köfte acı olur. Kimyonumuzu da katalım. Kimyon da koyduk. Şimdi tekrar bir yoğurma aşamasına, cevizimizi unuttuk, cevizimizi katalım. O kadar şey yaptım cevizleri. Tabii, siz o kadar yoğurdum. Dökelim gayet mi hepsini? Gayet güzel olmuş. Evet, şöyle dökelim. Yapalım. Cevizlerin de hepsini, of, bol cevizli oldu. Evet. Şimdi hepsini güzel tekrar getiriyoruz. Şimdi bu aşamada sunum tabağımız bu olacak. Marullarımızı çıkarabilir miyiz dolaptan? Tamam. Ben onları bu sırada Nurşen Hanım çiğ köftemizi yoğururken ben de güzelce böyle marullarımızı koyayım, limonlarımızı çıkartayım. Böyle güzel bir sunum oluyor. Evet, etrafını güzelce süsleyelim. Marullarım benim burada. Şimdi şunu koyacağım. Limonu da getireyim. Ama bir miktarını tabağın altına dizelim, güzel bir sunum olsun. Çiğ, tamam, köfteleri de onun üzerine şekillerini koyalım. Gerçekten kolum yoruldu artık. Ya ev hanımı olmak kolay değil işte. Evet. Şimdi ben bunları altına şöyle dizeyim. Evet. Şöyle. Şekilli bir şekilde. Sert kısımlarını şuralarını kopartalım. Daha kopartayım mı, öyle mi? Tamam. Yeşil kısımları kenarlarda gözüksün.
çiğ köfteliğimiz artık sonuna geldik. Ay bir tane şöyle atacağım ağzıma, çok acıktım. Mis gibi oldu, çok güzel oldu. Valla şahane, özellikle o cevizin tadı çok güzel geliyor. İşte burada lezzetini veren de ceviz. Değil mi ceviz? Öbür yemeklerde tereyağı. Değil mi? Hem tereyağı hem ceviz. Şimdi, siyah olmasın. O da bitti. Şimdi ellerimizi bir yıkayalım. En son şu limonumuzu falan güzel bir süsleyelim. Sizin ekstra yaptığınız bir sunum var mı? Limonun kabuğuyla da sunum yapıyorum. Öyle limonları şuraya koyalım mesela. Yeşilinden de keselim. Tamam. Tamam, şunları da koyalım. Tamam. Lime'lardan da koyduk. Oh, çok güzel oldu. Çiğ köftemiz de hazır. Oh, şahane. Şimdi efendim, etsiz çiğ köftemiz huzurlarınızda. Mis gibi oldu. Şöyle etsiz falan diye tadı da farklı. Hatta bence çok da güzel. Evet, çok da acı değil aslında, biliyor musunuz? Evet, daha sağlıklı kesinlikle. Yani çocuklarınıza da yedirebileceğimiz, evet, bir çiğ köftemiz oldu. Pişmemiş et yok içinde şu anda. Evet. Evet. Afiyet olsun.